7 Ocak 2021 Antalya Kaş Palamut Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda Can Kocakaya, Öykü Tarım'dan Şükrü Yıldız. Burada kalyon biber. Kanyon biber, özür dilerim. Seramızda. Evet. Bu sene rekor gelişim kullandık. Ne oldu? Neler değişti? Veriminden, kalitesinden, tutumu. Şimdi, bir bahsedelim. Şimdi öncelikle merhabalar. Merhabalar. 10 Ağustos 2020 tarihli dikiş. Hı hı. Tabii biz daha yeni başladık bu sektörde, tarım sektöründe. Daha önceden turizm sektöründeydik. Biraz ileri geri yani derken. Yani işler, virüsler yayılınca diyorsun. Tabii ki de. Koronavirüsü yani, yayıldıkça gerçek özümüze döndük. Döndük artık. Doğru çiftçiler, mu? Toprağa. Köyümüze geri döndük yani. Döndük. Onun için tabii ben yıllardır arkadaşımdır Şükrü Yıldız, hı-hı, okul arkadaşımdır bu arada. Evet. Ziraat mühendisimizdir. Hı-hı. Onun tavsiyesiyle bu yıl rekor gelişim kullanalım dedi. Kullanalım dedik, iyi bir ürün dedi. Tabii... Farkını gördün mü? Gördüm. Yandalı çok güzel. Aha. Su tutması daha önce ben bir dönüm yere yarım saat su verirken şu anda 20 dakikaya falan düştü. Yani bunu artık görebiliyoruz. Yani su tutma azaldı. Evet, azaldı. Yandalı çok güzel. Meyve gelişimi şimdi özellikle. Şöyle meyveyi gösterelim. Şu tepeye gösterelim. Tutun. Tepe sürgünleri devam ediyor. Evet. Ve boğum araları çok kısa. Çok güzel. Devam edelim. Şöyle gidelim. İlk baştan beri zaten bu farkı yaşadık. İlk, hı hı, fideyi diktikten sonra hep Şükrü'ye derdim yani bu fark neden kaynaklandı? Rekordan dedi Şükrü. Rekor gelişimden memnunuz. Şimdi verim anlamında ne söyleyebilirsin mesela? Verim anlamında ilgili. Burada şimdi bu serada birden fazla çeşit var. Evet. Bu bir tanesi. Bölge. Evet. Kanyon var. Aha. Yakınında Şahide, Yaman var. Hı hı. Onun yakınında sivri çeşidimiz Fortuna var. Evet. Onun yakında da Erciyes, düz Erciyes'imiz var. Diktiniz. Her çeşitten diktim. Tabii tüm çeşitlerde sonuçlarınız aynı mı? Hepsi aynı. Yani, hı-hı, bir farklı bir olay yok. Hepsinde yandalı güzel. Tepe, hı-hı, şu andaki tabii Ocak 7 bugün ama, hı-hı, hava şartları biraz ılıman gittiğinden bu dolayı. Sen ılıman gidiyor hava. Evet yani sert bir şey anlamında. Koşul yok ama, tepe sürgünümüz çok güzel. Şimdi bakın şöyle yakına gelelim. Şükrü Bey siz de şey yaparsanız. Şimdi burada biber tutum aralıkları gidiyor. Çok kısa bir şekilde devam ediyor. Evet. Doğru şu mu? Şekilde. Aynı şekilde. Bakın burada daha net. Yani, oraları hasat yapılmış. Hasat yaptık. Hasat şöyle. Yapalı daha 4 gün falan oldu. Şöyle geliyor. Aynı dal üzerinde bu. Bakın şöyle aynı şeyde. 2 tane. İkili ikili tutmuş hep. Evet. Ve büyütmüş. Yani biri küçük biri büyük değil. Tepeye kadar gidiyor. Evet devam edelim. Şöyle biraz daha gidelim ileri doğru. Devam edin siz. Şey olarak anlatmaya. Tabii kullanalım mı derseniz kullanmanızı tavsiye ederim. Hı hı. Güzel bir ürün. Her türlü tepe sürgününde, yan dalında, hı hı, çiçek tutumunda. Daha önce biz çiçek atma olayını çok yaşardık. Peki bu sene yaşıyor musunuz? Bu ürünü kullanalı yaşamadık. Şu anda yani tepedeki çiçekler şimdi sarıp atıyordu. Şöyle üçlü. Evet. Yani. Yani bir aynı şeyden 3 tane ve üçü de büyüyor. Evet, sıkıntısız. Stres olayında minimuma indiriyor Oğuzhan abi. Şimdi yani, bitkinin biberde genelde bu stres olayı çok oluyor. Hava gündüz sıcak, gece peki, biraz soğuk olduğu için. Şundan bahsedelim. Stres nelere sebebiyet veriyor bu bitkide? Tabii en önemli şey çiçek atmasına neden oluyor. Çiçek atmasına neden oluyor. Evet. Peki burada şu an çiçek atmıyor. Evet. Stres olmuyor anlamına geliyor. Evet. Tutumumuz güzel. Güzel. Yani tonaj olarak, verim olarak zaten belli şu anda yani. Şöyle tutum, üst noktalardaki aynı şekilde tutum devam aynı ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. İsterseniz bir sivriye doğru da dökme var. Burada bitirelim şöyle. Tamam olur diyelim. Çünkü tamam, her noktada bence yani, aynı sonuç görülüyor. Her tarafta aynı sonuç var. Hı hı. Şunu dememi isterim ki tabii piyasada çok farklı ürünler var. Herkes evet, kendi ürününü anlatmak zorunda kalıyor. Hı hı. Benim ürünüm her zaman yoğurdum ekşi diyen olmaz tabii doğru, ki de. Doğru. Ben Oğuzhan abiginden memnunum. Özellikle hazırlamış gelişim olduğu, hı-hı, üründen çok memnunum. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz. Şükrü Bey var mı sizin buradan Oğuzhan iletmek abi, istediğiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle gelin sesinizi alsın. Tepeye bitki yandala bindiren ürünler olarak düşündüğü zaman çiftçimiz bu azotludur ve bitkiyi 2 gün sonra kurşunu küf, hastalık, külleme bu ürünleri kullandığımız zaman çok gelir bir diye bir oluşan yanlış bir mantık var. Bu ürünün içerisinde azot yok. Bu ürün bitkiyi yandala bindirirken böyle bir küllemedir, evet, kurşunu küftür. Bu, hı-hı, hastalıkları şeklinde daha biz bu serede yaşamadık yani. Evet. Yani o şekilde yani bir problemimiz yok. Hani olsa da zaten belli olur. Ama şunu da bir gösterelim mi? Memnun olsun. Bakın şöyle. Şu görüntüyü böyle görelim bir. Açıyorum ben.
şu biberimiz, şu tutum, dibinde bir tane var. Burada var. Bu şey. Yan dal yani. Evet. Şu gördüğümüz yan dal. Yan dal. Devam ediyor. Tekrar bir daha yan sürgünler geliyor. Yan sürgünler geliyor. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşlerinizi paylaştınız. Biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz inşallah. Evet. Bu bölge, Kaş bölgesi, Palamut mahallesi. Evet. Diğer sera üreticileri izleyecekler. Evet. Buradan Türkiye'ye herkese selamlarımızı gönderiyoruz.